Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. AYT denemelerine hızla devam ediyoruz. Dün de 14. deneme çözümümüzü yapmıştık. Bu 15.si. Öncelikle MSÜ'ye giren arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Sınavları inşallah iyi geçmiştir. haklarına hayırlısı olsun. Ama üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız süreç devam ediyor. Biz de yolumuza hızla devam ediyoruz. Hemen sorularıma başlıyorum. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parante içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır denmiş. Edebiyat, kültür ve medeniyetin yani uygarlığın ruhunu e, her daim taşıması dolayısıyla müzelik olmamalıdır. Buradan medeniyet ve uygarlık zaten aynı anlamda kelimedir. Müzelik olan bir fiil hayatın nabız atış içindeki yerini kaybetmiştir. O hayatın nabız atmadığı bir ortamda kendi içine kapanmış yani dış dünya ile ilişkisi kopmuş olarak varlığını yani mevcudiyetini sürdürmektedir. Burada e, yine aynı anlamda. Oysa halbuki zaten burası arkadaşlar bağlar. müzelik olmayan hayatın e, nabız atışının içindedir ve daima yeniden üretilerek, daima zihinlerde yeniden evrilip çevrilerek varlığını sürdürür. Müzede artık nefes almayan, e, mutlu biçimde yaşayamayan, bir daha kendini yenileyemeyecek olan ürünleri sergileriz. Bir defa biz müzede mutlu biçimde yaşayamayan ürünleri sergileriz olayı e, alakasız. Yani bu insan için olan bir özelliktir. Nefes alamayan üründen kasıt başka mutlu biçimde yaşamayan insan başka e, alakasız arkadaşlar cevaba edin ediyoruz. E, soru 2 e, Edebiyata ilişkin hangisine ulaşılamaz denmiş. Edebiyat kültür ve medeniyet dünyasındaki değişimlerden onların aldığı yeni biçimlerden kendini soyutlayamaz. Ya burada edebiyat üzerinde kültür ve medeniyetin veya onun onların aldığı yeni biçimlerin etkisinden bahsediyor ve onlardan bağımsız bir edebiyat olamaz diyor. A'da edebiyat toplumsal yaşamdan ayrı tutulamaz diyor ki zaten bunu anlattı. B'de edebiyat toplum üzerine dönüştürücü etkiye sahiptir. Hayır. Burada tam aksine toplumun edebiyat üzerindeki etkiden bahsediyor arkadaşlar. Böyle bir şey burada yok. Cevap bursa olacak. Diğer şıklara bakalım. Şair ya da yazar toplumdan bağımsız düşünülemez diyor. Doğru. Toplumsal gelişimler edebi metinlerde yankı bulur. Evet toplum belirleyici yine. sosyal hayatın verileri edebi yasaları yansır diyor. Evet toplumun yaşamın edebiyatı belirlemesi var yine gördüğünüz gibi. Soru 3. Parçanın konusu hangisidir denmiş. Konu dendiği zaman paragrafta ele alınan, değerlendirilen, işlenen nedir ona bakmamız gerekiyor arkadaşlar. E, demiş ki her insan diğer insanlarla olan ilişkilerini içinde yetiştiği ve yaşadığı kültürün belirlediği bir çerçeve içinde yürütür. İletişim tarzımızı kendi kültürümüz içinde oluştururuz. Bizden e, beklenenleri ve bizim başkalarına beklediklerimizi içinde yaşadığımız toplumun ya da topluluğun kültürü olağanüstü etkiler. Bunun tersi de doğrudur. Bir defa buraya kadar e, kültürün bizim üzerimizdeki et, e, etkisinden belirleyiciliğinden bahsedildi. E, Bunların ise bakın dikkat edin bunun tersi de doğrudur bizim yaptıklarımızla içinde yaşadığımız kültür etkiler ve geliştirir. Demek ki kültür bizi belirliyor. Biz kültürü zaman zaman etkiliyoruz. O zaman kültürün ve bizim birbirimize etkimizden bahsetti. A şıkkına baktığımızda iletişimin toplumsal yaşamdaki önemi alakasız. Kültürün aktarılmasını sağlayan araçlar alakasız. İletişim ve kültürün birbirine etkileri diyor arkadaşlar. İşte bu. Yani baştan sona konu buydu arkadaşlar. Soru 4 e, dörtlükle şeyle ilgili hangisi ses söylenemez denmiş. Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer diyor. Bir defa burada A'da lirik ögeler ağır basmaktadır demiş. E, sevdiklerin gitmiş olması, e, ganlı bir haber almak, gözlerinin dolması bunlar duygusallıkla ilgili bir şey. Bundan güzel duygusallık olamaz diye düşünüyorum. E, A'yı elerim. Mesnevi kafiye biçimine kafiyelenmiştir diyor arkadaşlar. Bir defa A A B B Şeklinde uyaklanmış. Doğru. Ahimk redifle sağlanmıştı diyor. Birer ve haberdeki erler kelimeye ait anlam ve görev ortaklığı yok. Dolayısıyla arkadaşlar burası nedir? Tam kafidir. Ee, üç ve dörde geldim. Burku, lu, dol, u derken lu'lar da aynı ve görevde olmadığı için arkadaşlarım ee, tam kafidir. Burada o zaman redif yoktur. Redifle sağlanmıştı ifadesi yanlıştır. Peki ölüm teması var mı burada? E, göçüp gidenler ve yastan bahsediyor. Elbette ki var. Yenilemeye yer verilmiştir diyor. Yenileme ne demek? Kelime tekrar demektir. Yani zaman zaman ifadesi arkadaşlar burada geçti. Bunu da eledim. Cevap C kaldı geriye. Soru 5. E, dizilerde görülen en belirgin edebi sanat sorulmuş bize. Emrahım der bahar yetti. Ahım güzelleri tuttu. Ölenleri bizi unuttu. Yolun bekler sağlar şimdi. Ölenler dedi sağlar dedi yani diriler diyor. Ölü ve sağlar yani zıt arkadaşlar tezat. Hiç uğraşmadan cevaba Ceyhan diyorum. Soru 6. Parçalan hareketle 60 kuşağı şairleri ile ilgili hangisine ulaşılamaz denmiş. Bu aslında hem edebiyat sorusu edebi dönemlerimizin bir kuşağını anlatıyor. Tabii ki aynı zamanda bir anlam yani paragraf sorusu olmuş gördüğünüz gibi. Peki 60 kuşağı ile ilgili ulaşılamayacak olan bilgi nedir? Hemen bakıyorum. 60 kuşağı şairleri gerçekçilik ve ulusçuluk fikirlerine yola çıkarak halka inebilen bir şiir yazmayı amaçlamışlardır. Toplumcu sanat anlayışını savunmuşlardır. Bu kuşak çeviriler yoluyla dünya yazınından edindikleri bilimsel açılımlara dayanarak şiir tazelerini oluşturmuşlardır. 60'lar edebiyatımızda yenileşme, özgürleşme dönemidir. Dönemin bu atılımcı kuşağı Şiirde dil imge biçim yönden yenilikçi bir yapı kurmaya çalışır. Tümüne de reddedici değildirler. Yeni bir kimlik oluştururken şiirin düşünce boyutunu göz ardı etmeden senteze varmaya başlarlar. Dış dünya ile yakın ilgilidirler denmiş. E, bakalım toplumda yankı bulacak bir şiiri hedeflemişlerdir diyor. E, o zaman halka inmek onlarda bir etki bırakmak yankı bırakmak evet doğrudur. B'de şiir görüşlerinin oluşmasında dünya devletinin verileri etkili olmuştur. Evet, bir takım çevirilerden bahsetti. Doğru. C'de şiirin dış unsurlarında yenilik yapma gayretinde oldukları. Evet, burada özellikle arkadaşlar biçim yönünden yenilik bahsedildi. Doğru. D'de şiirlerine düşünce ihmal etmemeyi prensip edinmişlerdir diyor. Burada düşünce boyutunu ihmal etmemek, göz ardı etmemek arkadaşlar. Doğru. O zaman E şıkkına bakmıyorum. Geriye E kaldı arkadaşlar. Soru 7. Hangisinde bilgi yanlışı vardır denmiş. Şölen adı verilen toplu ziyafetlerde çoğunlukla koşuk denen şiirler söylenirdi. Şölen sözde edebiyat döneminde değişik törenlerdi arkadaşlar. E, kurbanlar falan arkadaşlar burada e, kesiliyordu. E, koşuk da o dönemin en yaygın şiiri olduğuna göre arkadaşlar doğrudur yani. B'de koşuklar halk edebiyatındaki koşma ve manilere kaynaklık etmiştir. Evet. Özellikle koşma atası diye biliniyor arkadaşlar. Doğru. Bir düşünceyi deneyimi övdü. Kısaca anlatan kalıplaşmış sözlere sav denir. Ki savlar e, sözlü dönemdeki atasözler diye. Bugünkü atasözlerin karşılığıydı arkadaşlar. Doğru. Şairler baksı, kam, ozan gibi adlar alınmış. Doğru. E'de ise sözlü edebiyatta Nazım Bey olarak genelde beyit kullanmıştır. Yanlış arkadaşlar. Beyit İslamiyet etkisiyle birlikte görülecek. Arap ve Fars edebiyatından edebiyatımıza ne yapacak? Geçecek. Burada bizim milli ölçümüz yani hece kullanıyor arkadaşlar. Soru 8. Özelliği verilen şair kimdir diyor. Bir defa yüzyıllar önemli diyorum arkadaşlar. Benim taktiklerimde bunlar var. Ve öne çıktığı tür varsa arkadaşlar. Bakın nefes var. Bir defa bu ikisi bize cevabı verdi. Neden biliyor musunuz? 16. yüzyılda zaten iki tane halk şairi var. Bir Piri Sultan iki ee, Köroğlu. Burada nefes diyor. Nefesin en güzel örneğini kim vermiştir? Piri Sultan Abdal. Oysa 16. yüzyıldaki diğer şairimiz Köroğlu ne örneği verdi arkadaşlar? E, koçaklama örneği verdi. Daha çok koçaklamalarıyla tanınmıştı. Dolayısıyla cevaba Bursa diyoruz. Ki o ee, Pir Sultan Abdal Alevi Bektaşi geleneği en başarılı şairidir. Dikkat edin Hz. Ali'ye övgüden de bahsediyor. Bu da zaten yine onun şiirlerinde önde olan bir özellik. Soru 9. E, aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıdaki yukarıda verilmemiştir diyor. Beşer mısralık bentlerle kurulan nazım şeklinin adı, diyor, adıdır diyor. Yani hani beyit ikilik dörtlük oluyor diye arkadaşlar Burada beşlikten bahsediyor. Bir defa beşlik olduğu zaman Hams, Muhammes, Tahmis bu kelimeler aklınıza gelsin arkadaşlar. Burada Muhammes var. Ee, sonra bütün beyitlerin temel bir konu ve düşünce etrafında toplandığı gazeller yani aralarında anlam birliği olan konu bütünlüğü olan gazeller neydi? Yek ahenk gazeldi. Bu gider. Ee, arkadaşlar bunu da eliyorum. Ee, genelde övme amacıyla söylenen divan edebiyatı nazım biçimidir. Arkadaşlarım din veya devlet birliklerini övmek kasidenin özelliğidir. Eriyorum. Ee, divan divan divanatı özel vezinlerle yazılan dört dizelik nazım birimine verilen attır. Rubai olacak ve Rubai'nin kendine özgü kalıpları var arkadaşlar. Bu da gider. Geriye ne kaldı? Ee, musammat kaldı. Peki musammat nedir? Musammat e, divan divan divanatında üç ve daha fazla nazım birimleri ile oluşan e, şiirlerin ee, üst başlığıdır arkadaşlar. Yani bent ile kurulan nazım şekillerinin üst başlığıdır. Onun için burada A gerçekten de e, yukarıda açıklanmadığı için cevap oldu. Soru 10. Ee, parçada söz edilen divan şairi hangisidir denmiş. Ee, kaynaklarda germiyanlı olduğu bildirilmektedir. Asıl adı Sinan'dır. Ee, şairi yanı sıra hekimliği ile de ün kazanmıştır. Unutmayın arkadaşlar ki ben bunu bu konuyu anlatırken hep üstüne basa basa anlatırım. İran'a gitmiş tasavvuf ve tıp eğitimi almıştır diyorum. E, hatta e, İstanbul'da padişahı tedavi etmiştir Şelebi Mehmet arkadaşlar. Bu bir defa bize kim hatırlatmalı? Şeyhi hatırlatmalı. Yüz e, yıl vermemiş gerçi. Artı bir de Hüsrevi Şirin mesnevisi vardı. Biz genelde şeyhi dendiği zaman malum e, harnameyi çok görüyoruz testlerde. Ee, ama her zaman harnamayı soracak halleri yok arkadaşlar değil mi? Ee, onu sormasalar da biz yine yaparız diyoruz. Çünkü Hüsrev İşleri'nin de yine onun önemli mesneviler arasında yer alır. Cevabı hemen Ceyhan deyip geçiyorum. E, ee, soru 11. Ee, bu şiirden hareketle tanzimat şiiri ile ilgili hangisi söylenemez? denmiş. A'da kafiye ve redif önemsenmiştir diyor. Bakıyorum bürün, görün, uzat, at derken var arkadaşlar. Yani bunlar doğru toplumcu bir anlayış bulunmaktadır diyor. Burada git vatan, kahvede siyaha bürün derken ee, bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat, meşede at, görün derken arkadaşlar burada mesaj veriyor, toplumsal mesaj veriyor. Dolayısıyla ki bu şiirin üslup, içerik ve söz dağacığı bakımından aşağıdaki şiir eğilimlerinden hangisinin ilkeleriyle örtüşü söylenebilir diyor arkadaşlar. Bir defa burada ee, bir ölçü olmadı belli. Çok uzun dize var, kısa dize var. Ee, peki içeriğine bakalım isterseniz. Tekmin haklar alınır, tekmin hürriyetler kısılır, tekmin köşe başları, tekmin kapılar tutulur, gökyüzü tıkılır dört duvar içine. Yani arkadaşlar burada e, toplumsal bir mesaj var gördüğünüz gibi. Bütün bunlara karşı dümdüz apaydınlık kalır seni bana getiren yol diyor. Yani araya aç da sıkıştırmış ama e, arkadaşlar burada toplumsal mesaj varsa hürriyetten bahsediyor. E, dört duvar hapishane çağrışımı yapıyorsa arkadaşlar bu bize Nazım Hikmet'i veya onun çizgisini devam ettiren şiiri hatırlatmalı. O da arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiir olur yani cevaba C şey diyoruz. E, Garip'te böyle toplumsal mesaj yoktur. Hisar'da böyle hürriyet talebi yoktur arkadaşlar. İkinci Yeni zaten soyut şiirdir. Onlarda da böyle bir şey yok mavi topluluğu da arkadaşlar çok ciddi bir topluluk zaten değildir. E, 13'e geliyorum. Ee, Milli Edebiyat döneminde kaleme alınan şiir şey kitaplarından biri değildir denmiş. Altın Işık Ziya Gökalp'e aittir, aittir Safad, Milli Edebiyat. Tan Sesleri Mehmet Emir aittir Milli Edebiyat. Safat Milli Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Milli Edebiyat topluluğu içinde yer almasa bile Milli Edebiyat döneminde yazılmıştır. Doğru. İslam ve Dua Milli Edebiyat döneminde Mehmet Emin Yurdakul'a ait arkadaşlar yine. Ee, onu da ne yapıyoruz? Ediyoruz. Ee, ve fani tesirler kaldı geriye. Bu da kim ait? Servet dönemindeki çok önüne çıkmayan Faik Ali adlı yazarımıza aittir arkadaşlar. Soru 14. Aşağıdakiler hangisi bu parçada altı Sözde sözle kastedilen şairlerden biri değildir? Bir defa yukarıya bırakalım. Cemal Süreyya, Turgut Uyar, İlhan Berk ve Ülkü Tamer. Bunların ortak özelliği nedir? İkinci yenici arkadaşlar. Hilmi Yavuz var mı bunların içinde? Yok. E, dolayısıyla yukarıya bakmadan da cevabı buluyoruz ama kısaca şuna değinmek istiyorum. Garip Şiir'in tersini imgeye kapılarını açan bu şairler derken biliyorsunuz ikinci yeniciler bir anlamda soyutçulardır. E, Garip Şiir'lerin e, o basit alelade sıradan e, dille yazmalarına karşı çıkarlar imgeye, mecaza, soyutluğa önem verirler. Hatta çok kapalı, anlamsızlığa varan şiirlerde yazmışlardır arkadaşlar. Burada cevabımız dediğim gibi D şıkkı oldu. 15. Parçada söz edilen şairin şiir kitaplarından biridir diyor. Hangisi? Bir defa burada söz edilen kişi kimdir ona bakalım. Şiire öğrencilik yıllarına başlayan şair ilk şiirlerinde geleneksel çizgiye uyarak gazeller ve rubayları yazdıktan sonra 1937'den sonra yeni şiir anlayışıyla garip şiirin müjdelercesine serbest tarzda şiirler ve son yıllarında İslam tasavvufundan ilham alan mistik şiirler yazdı. Bir defa bu bir şeyi çağrıştırdı ama tabi mistik tasavvuf birçok kişi de olabilir. Doğu ve Batı kültürlerini, birleşt e, kültürlerini birleştirme eğilimi şiirlerinin konusunu Tevrat İncil, Eski Mısır mitolojisi ve Budizm dedi arkadaşlar. Budizm dendiği zaman Hint dinleri aklımıza gelir. Bu da bizi nereye götürür arkadaşlar? Asaf, Halet, Çelebi'ye götürmeli. Dolayısıyla onun da hemen baktığımızda Lamelif olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Sorun 6. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir denmiş. Burada bir defa bir şairimizden bahsediliyor. Yani hece ölçüsüyle ve serbest olarak yazılmış şiirlerinin bütününde güçlü bir ahengin ve akıcı bir anlatımın varlığı dikkat çeker. Eser vermiş mi arkadaşlar? Vermiş. Ne, ne geçiyor burada? Meşaleler, leke, gittiğin, gittiğin taş atarak denizlerime, kara ışıldak, parmak uçlarındaki yangın tanımış şiir şey kitaplarıdır. Bir defa söz konusu e, leke ve kara ışıldak onun en çok öne çıkan iki eseridir arkadaşlar. Bu da şıklarımızda Sedat Umun'a ait yani cevabımız A oluyor. Devam edelim. 17. Parçada söz edilen sanatçı hangisidir denmiş. Bir defa yapıt var mı diye bakıyoruz. Arkadaşlar var. Diyelim söz arasında. Aslında cevabı bulduk arkadaşlar ama ben ilk kısımda bir şey temas etmek istiyorum. O bizim eleştiri tarihimizde bir milattır. İster deneme yazsın, ister günce yazsın, isterse eleştirel deneme, denemesel eleştiri yazsın. Hepsinin eleştiri bir tat vardır diyor. Bir defa üçü bir arada günce, eleştiri, deneme gibi e, türleri gördüğümüzde aklımıza önce Nurullah Ataş sonra Suud Kemal Yetkin gelmeli. Peki söz arasında diyelim kime ait? Nurullah Ataş'a ait. Dolayısıyla cevabı Bursa deyip geçiyoruz. 18. E, parçada söz edilen yazar aşağıdakilerde hangisidir denmiş. Şöyle metne baktığımızda e, 70'lerin sonuna doğru hikaye tekniğini ve Dilini değiştirmeye çalış, başlayarak daha orijinal ve kendine özgü bir tutum içine girer demiş. Eser var mı arkadaşlar? Var. İlk hikayelerini Dost adlı yapıtta bir araya getirmiştir. E, Dost adlı yapıtın yazarı kimdir arkadaşlar? E, Cumhuriyet döneminde modernizmi esas alan yazarlarımız arasında yer alan Vüsat O. Bener'e aittir. Zaten onun en önemli hikaye kitabı da buydu. E, bunu bilmek gerekiyordu. Biliyorsak cevabı hemen çıkartıyoruz. 19. Parçadan hareketle fable ilgili hangisine ulaşılamaz denmiş. İnsanların kusurlarını düzeltmeye, bir ahlak kavramı ortaya koymaya yarar. Fable'lar hayal ögesi bir araç, fable'larda hayal ögesi bir araç, ahlak dersi asıl amaçtır. Fable'ların hayali kahramanları ve olayları altında aslında gerçek kişiler ve gerçek olaylar gizidir bu türün kuralına uygun olarak da çok defa hayvanlar ve bitkiler cansız varlıklar kahraman olarak kullanılır. Bazen dünyada bazen insanın da rastlanır. Fabulların biri ruh, diğeri gövde olmak üzere iki önemli ögesi vardır. E, düzenlenmesinde olay, olaya karışan kahramanları tanıtan giriş, vermek istenen derste bizi götürecek biçimlerde entrikalarla düğümlenen gelişme, düğümün beklenmedik şekilde çözümlenmesiyle sonuç, olaya sıkı olayla sıkı ilgisi bulunan ana fikir vaat ediyor. Peki e, ulaşılamayacak olan bilgi hangisi olabilir? A'da demiş ki alegorik bir anlatıma sahip olduğuna. Alegorik ne demek arkadaşlar? Simgelerle, benzetmelerle, sembollerle e, mesajını vermeye çalışmaktır. Hatta biz Kutatku birlikte daha çok 4 sembolik kahraman üzerinden alegorik bir eser olduğunu söyleriz. Çok duyarsınız bunu arkadaşlar eliyorum. Fabullarda zaten hayvanlar konuşuyor. Mesaj hayvanlar üzerinden aktarılıyor. Dolayısıyla e, alegorik olduğu doğru. Dört bölümden oluştuğuna diyor. Evet olay var, giriş var, gelişme var, sonuç var ve ana fikir olmak üzere dört bölüm doğru. Didaktik nitelikler taşıdı diyor. Asıl amaç ders demişti arkadaşlar. Doğru. Kahramanlığın çoğunluğunda hayvanlardan oluştuğuna dair diyor. Evet çoğu hayvan arkadaşlar. Doğru. Olayların mutlu sonuna bağlandığına Arkadaşlar bu fable'ın değil, masalın bir özelliğidir. Fable'da böyle bir şart yoktur arkadaşlar. 20 bu parçada boş bırakılan yere romanlardan hangisi getirilmelidir denmiş. Bir defa roman özeti arkadaşlar soruluyorsa baş karakterlere önce bir göz atın geriden. Ömer Bey hiç demiş. Ömer Bey hiç artı ne yere var ise ki ne yereyi vermemişler gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Bu e, Selbet fin dönemindeki e, büyük romancımız hatta Türk romancının babası sayılan Halis Siyah Uşaklıgil'in Kırık Hayatlar adlı eserinden bahsediyor arkadaşlar. Peki devam edelim soru 21. Söz edilen yazar hangisidir demiş? Bir bakıyorsunuz ki arkadaşlar bakın Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Dünya Evi bunlar bizim e, toplumcu gerçekçi romancımız e, Çukurova'yı özellikle arkadaşlar roman ve hikayelerinde anlatan Orhan Kemal'e ait arkadaşlar bir e, bilgidir. Yani söz konusu bilgi yukarıdaki bilgi Orhan Kemal'e ait arkadaşlar. Bursa deyip hemen geçiyor 22 söz edilen sanatçı kimdir diyor. Bir defa burada eser var mı diye bakıyorum. Korkunç Yıllar. O topraklar bizimdi, Kırım diyor arkadaşlar. Bir defa söz konusu yazarımız Türkiye dışında ki soydaş olan Türk yazarlardan bir tanesi, kendisi İkinci Dünya Savaşında Avrupa'ya geçiyor arkadaşlar, esaret hayatı yaşadığı dönemler oluyor. En son Avrupa'da vefat ediyor. Yakın dönemde vefat etti bildiğim kadarıyla ve ana yurda büyük özlem taşır. E, Türk, Türkiye vatandaşı olmak istemiştir ama nasip olmadan arkadaşlar vefat etti yazarımız. Evet söz konusu yazarımız Cengiz Dağcı'dır arkadaşlar. E, burada genelde şu aklımıza geliyor hocam acaba Cengiz Aytmatov olabilir mi diye düşünmüş olabilirsiniz. Cengiz Aytmatov deyince Kırgız, Cengiz Dağcı deyince Kırım aklınıza gelsin arkadaşlar. E, cevaba hemen C diyoruz. 23 Aşağıdakilerden aşağıdakiler hangisi bu parçada söz edilen yazıların tiyatro oyunlarından biri dir denmiş. Bir defa burada kimden bahsediyor ona bakalım. Yazarın benzetmeci biçimde yazdığı oyunlar arasında başyapıt niteliği taşıyan Ocak 1962'de sahnelenir. Arkadaşlar Ocak adlı tiyatro eseri kime aittir biliyor musunuz? E, Turgut Özakman'a aittir. Turgut Özakman. Peki o zaman soru anlam kazandı hangisi bu parçada söz edilen yazarın yani Turgut Özakman'ın tiyatro oyunlarından biridir denmiş. İşte burada Kurban e, Güngör Dilmen'e ait bir eser. E, Akad'ın Yayı yine Güngör Dilmen'e ait bir eser. Huzur Çıkmaz'ı e, Halun Taner'in bir eseri. İstiyancılar Recep Bilginer'in eseri arkadaşlar. Ah şu gençler adlı eser yine aynı yazılarımızda yani Turgut Özakman'a ait eserdir arkadaşlar. Evet hemen son soruma geçiyorum. Burada ne diyor? Boş bırakılan yere biz hangi edebiyat akımını getireceğiz. Bir defa edebiyat akımlar videomda üstüne basa basa anlatmıştım arkadaşlar. Edebiyat akımlarında anahtar kelimelere dikkat edeceksiniz. Yani kocaman bir metin olabilir ama birkaç anahtar kelimeyle ne yaparız? Biz bu edebiyat akımları çıkartabiliriz. Mesela akıl, sağduyu duyu, Duygu, coşku, hayal, romantizmdir. İşte bunlar gibi. Bu metinde de ben şunu görüyorum. Bilinç altı, psikanaliz ve Freud. Arkadaşlar bu üçünü gördükten sonra eğer biz bu akımı yapamıyorsak ee, gidip tekrar edebi akımlar konusuna çalışmamız gerekiyor. Peki bilinç altı neresi arkadaşlar? Sürrealizm yani gerçek üstüzcük diye tabir ettiğimiz e, sanatkarın düşüncelerini özgür biçimde ortaya koyduğu, bizde birinci ve ikinci yenicilerin de e, örneklerini verdiği bir edebiyat akımı diyoruz arkadaşlar. Evet, e, bir videomun daha sonuna geldim. E, arkadaşlar videomu arkadaşlarımızla, arkadaşlarınızla tavsiye ederseniz mutlu olacağım. E, bundan sonra yine aynı şekilde seri biçimde deneme çözümlerine devam edeceğiz. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.